Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Malum bir takım sıkıntılardan dolayı derslere biraz ara vermek zorunda kalmıştım. Şu anda kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Bugün sizlere ürün tanıtımı yapacağım. Ürünümüz LG'nin 360 derece kamerası. Evet, bugün tanıtmak istediğimiz ürün LG'nin 360 derece kamerası. Hem fotoğraf çekme özelliğine sahip hem kamera çekme özelliğine sahip 2K çekim yapabilen bir kameramız. Bunun tanıtımını yapacağız. Bu dersimizde, yani daha doğrusu bu videomuzda ürün hakkında bilgi vereceğim. İkinci bölümümüzde ürünün çekimi ile ilgili videolar düzenleyip bunların tanıtımını yapacağım. İşte çözünürlük kalitesi nasıldır, fotoğrafta nasıl bir tepki falan veriyor, onlara bakacağız. Bu videomuzda sadece yüzeysel olarak kameramızın nasıl kurulum yapılacağını, nasıl çalışacağını, fonksiyon tuşlarının ne işleme geldiğini, ne ifade ettiğini vurgulayacağız. Öncelikle kutu açılımımızı yapalım. Ürünümüz nasıl bir kutu içerisinde veya kutunun içerisinde neler var? Bunlara bir bakalım. Ondan sonra içeriye göre devam edeceğiz. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Ve kutumuzun üzerinde seri numaralarının yer aldığı etiket falan var, barkutunun olduğu yer. Bu seri numarası bizim daha sonraki süreçte özellikle Wi-Fi bağlantımızda yarayacak seri numarası. O yüzden kutumuzun açılımını yaptığımız zaman kutumuzu atmayalım ki en azından seri numarasını unutmayacağımız veya kaliteli bir yere not almayı unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra jelatin içerisinde şöyle bir adet kameramız bu şekilde gelmiş. Şöyle bir dursun bakalım. Şu jelatinlerini şuraya atalım. Kutumuzu kaldırdığımız zaman burada bir şarj bağlantı kablosunun olduğunu görüyoruz. Burada adaptör yoktur. Adaptörü zaten USB girişli olduğu için muhtemelen telefonların şarj cihazlarından kullanabiliriz veya bilgisayarımızdan şarj edebiliriz. Şöyle bunu kenara bırakıyoruz. Kitapçıklarımız var. Şöyle farklı dillerde garanti belgesini içeriğine varana kadar. Evet, böyle bir tanıtım kitapçığımız mevcut. Bu kitapçığımızda Türkçe açıklamaya da yer verilmiş. Burada hani kurulum ve kullanımla ilgili başvuru yapabileceğimiz bir Türkçe alanımız var. Şöyle bırakıyoruz. Daha sonra şu yan taraflarda mevcut basılı olan düğmelere iki elimizle basılı tutarak kameramızı bu şekilde çekiyoruz, çıkartıyoruz. Şöyle ürünümüz bu şekilde. Şu kutuyu da ben bir kenara kaldırayım. Kitapçık bize lazım olacak şu an için. Kılıfımız, ürünümüz. Evet, kameramız genel olarak bu şekilde. Boyut olarak baktığımız zaman hemen hemen bir parmak uzunluğunda olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, ön tarafta çekme tuşu falan var. Yan tarafta açma kapama tuşu var. Burada göründüğü üzere 180 derece veya 360 derece çekim yapmak için kullanılan iki tane kırmızı lambamız var. Çalışırken kırmızı görünüyorlar. Burada işte telefonla bağdaştırmamız gerekecek. Çünkü öteki türlü neyi nasıl çekeceğimiz veya nasıl ayar yapacağımız konusunda sıkıntı çekeceğiz. O yüzden evvela kameramızı, telefonumuza bağlantısını kuralım, Wi-Fi bağlantısını kuralım. Ondan sonra diğer işlemlerimize devam edelim. Ekranda gördüğünüz 360 derece, 360 Cam Manager uygulamasını indiriyoruz. Şu uygulamayı Play Store'dan indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için kurulum gerçekleşiyor. Tabii şu anda cihazımızı da açmamız gerekiyor. Malum şuradaki düğmeye bir kere bastığımız zaman bir 2-3 saniye basılı tutuyoruz. Ürünümüz açılıyor. Gördüğünüz gibi lambalar öncelikle yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonra bir uyarı sesi gelir. Duydunuz belki. Uyarı sesimiz geldikten sonra
Bağlantımızı yapıyoruz. Bağlantımızı eğer evde Wi-Fi bağlantınız varsa muhtemelen öncelikle onu görecektir. LG R105 şeyi seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Evet, şu anda bağlantımız yapıldı. Uygulamaya geçtiğimiz zaman açıldığını görüyoruz. Tabii şu anda cihazımızda SD kartımız olmadığı için uyarı veriyor. Şöyle şu alt kısmından open kısmını şöyle tırnağınızın ucuyla kaldırarak açabilirsiniz. Bir SD kart gerekiyor. Ben SD kart olarak bir 32 GB'lık bir hafıza kartı elimde mevcut var, onu kullanıyorum. Şöyle takıyoruz. Sanırım şöyle çevirmemiz gerekecek. Bununla ilgili de bilgi aktarması yapayım. Burada SD kart yuvamız var. Aynı zamanda bir üst tarafında şarj etmemiz için uygun olan şarj girişimiz var. Düğmeyi kapattıktan sonra tripod veya monopod gibi cihazların üzerine bağlantı yapabilmemiz için normal, sabit bir tripod yuvası var. Orayı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra cihazımızın ön ve arka tarafına bakıyoruz. Ön tarafında bir düğmemiz var. Bu daha çok fotoğraf çekim veya kamera çekimi aşamasında kullanılıyor. Ne gibi bir avantaj sağlıyor derseniz, işte elimizde selfie modunda çekim yapacağımız zaman bir 2-3 saniye basılı tutarsak kamera çekimi yapıyor. Tek basımda ise fotoğraf çekimi yapıyor. Fotoğraf çekimi veya kamera çekimimizi de arkadaşlar şurada gördüğünüz kırmızı lamba yanıyor. Eğer bu 360 derece yanıyorsa çektiğimiz fotoğraflar 360 derece olarak değerlendirilecektir. 180 derece yanıyorsa sadece tek taraflı çekim için. Bunu da telefondan ayarlayarak ön tarafta veya arka tarafın hangi kameranın aktif olduğunu seçmemize bağlı olarak ayarını yapabiliriz. Burada da şurada göstereyim ben size. Mesela telefonun ayarını yapacaksak kamera ayarlarını şurada ekranda gördüğünüz gibi işte sağ sol kamerasını aktif duruma getirebiliyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz. Veya direkt diğer tarafı seçebilirsiniz. Şöyle kameranın. Veya da isterseniz 360 derece olarak kullanırsınız. Burada genel anlamda kullanacağımız mod ayarları var işte. Mod ayarlarında gece çekimi var işte. Sarı ışık dediğimiz ev ortamındaki çekimlerde kullanacağımız ortam var. Manzara var. Zaman ayarlı falan var. Hareket çekim var. Ve zaman ayarlı fotoğraf çekim ayarları falan var. Şuradan ayarlara girdiğimiz zaman burada arkadaşlar megapiksel yani fotoğrafın boyut değerleri falan var. 5 megapiksel ile 16 megapiksel arasında var. 8 megapiksele ayarlayabilirsiniz. Video görüntülerine baktığımız zaman 1280x640, 1920x960, 2560x1280 ki bu 2K dediğimiz HD çekim özelliği anlamına geliyor. Burada size vurgulamak istediğim bir diğer konu da arkadaşlar 1280x640 video çözünürlüğü çektiğiniz zaman telefondan müdahale etme imkanınız oluyor. Fakat bunun üstünde 1920x960 veya 2560x1280 formatında çekim yaptığınız zaman bunu telefonunuzda uygulamalarda kullanamıyorsunuz. Bilgisayar ortamında işlemeniz gerekiyor. Bu çekimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. İlk başta ben bayağı bir zorlandım bunu ayarlarken. Sizin daha hızlı eğer tercih ederseniz daha hızlı bir şekilde bu ayarlara ulaşmanızı sağlamak adına söylüyorum. Onun dışında burada pek fazla bir şeyimiz yoktur. İsterseniz konumu aktifleştirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz on off şuradan konumu aktif yapıp kapatabilirsiniz. Burada mikrofon ayarlarını şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. İşte manuel ayarlarda manuel çekim yapmak istiyorsak bu kısma girerek burada istediğimiz ayarları yapabiliriz işte. Nedir? Enstantane dediğimiz değer, perde hızı yani. Ondan sonra ISO değerimizi ayarlayabiliriz. Şöyle normalde 200'lerde falan olur. Bunu örnek bir deneme yapıyorum. Şurada perde hızımızı normal 125'lere getirdiğimiz zaman normal olacağını düşünüyorum. Evet, bu şekilde. Bu daha çok profesyonel çekimler için kullanılır ama siz eğer düğmeye basıp da auto olarak kullanırsanız zaten bütün ayarlar kendi yapacaktır. Size pek fazla bir iş düşmeyecektir. En azından ilk başta kullanırken bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir sonraki
ders videomuzda veya tanıtım videomuzda özellikle kameranın çekim ayarlarına, özellikle bir sonraki dersimizde kameranın çekim kalitesine bakacağız. İşte en düşük formattaki çekim kalitesi, en yüksek formattaki çekim kalitesi 5 megapikselde, 8 megapikselde, 16 megapikselde nasıl sonuçlar verdiğini göreceğiz. İşte 360 derece fotoğraf nasıl ayarlanır veya 360 derece kamera nasıl ayarlanır, sosyal medyada olsun veya farklı internet ortamlarında nasıl paylaşırız, bunların ayarlarını yapacağız. Ve en son aşamadaki dersimizde de bu videoların nasıl işlendiğini, nasıl düzenlendiğini, hangi programlarda daha sağlıklı bir şekilde işlenebileceği konusunda sizlere yardımcı olacağım. Ve sosyal medyada işte 360 derece fotoğraflar nasıl paylaşılır, 360 derece kameralar, daha doğrusu videolar nasıl paylaşılır, bunları size aktaracağım. Uygulamalı olarak göstereceğim için bu tanıtımı 3 bölüme bölmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde, videomuzda görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim.